Merhaba, Yeni Evli kanalına hoş geldiniz. Bugün birlikte bir tencere yemeği yapacağız. Karnabahar yemeği. İsterseniz ben ocağımın altını şöyle kısık ateşte açayım. Yağımı ısınırken size gerekli olan malzemeleri sayayım. Şöyle bir adet orta boy kuru soğanı küp küp doğradık. Bir tatlı kaşığı domates salçası, bir tatlı kaşığı biber salçası, bir tatlı kaşığı un, bir adet acı biber, 2 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığına yakın karabiber, birkaç damla da limon suyu ve orta boy bir adet karnabaharımızı şöyle güzelce yıkadık, temizledik ve şöyle kısımlara ayırdık. Ya zaten bu kısımlar kendisi dal dal, hani hiç kesmekte zorlanmayacaksınız. Evet, yağımız biraz ısındı. Şimdi kuru soğanlarımızı şöyle ilave ediyoruz ve güzelce şöyle hafif suyunu salıp biraz rengi dönünceye kadar kavuruyoruz. Evet, şöyle kuru soğanlarımızı bir süre kavurduk. Şimdi içerisine şöyle bir tatlı kaşığı unumuzu ilave ediyoruz. Biraz bir dakika kadar şöyle unumuzu da karıştıra karıştıra kavuruyoruz. Evet, şimdi domates salçamızı ve biber salçamızı da ilave ediyoruz. Birer yemek kaşığı değil, birer tatlı kaşığı yeterli geliyor. Şimdi biraz da salçalarımızı kavuracağız. Ha, bu aşamada bir orta boy kuru acı biberi de ilave ediyorum. Ya, acısını iyice verse karnabahar yemeğine acı çok yakışıyor. Evet, şimdi karnabaharlarımızı ilave ediyoruz. Şöyle bir orta boy karnabahar yeterli olacaktır. Evet, karnabaharlarımızı şöyle kısa bir süre kavurduk. Bakın, sebze yemeklerinde bu önemli bir adımdır. Biraz sebzelerinizi su ilavesini yapmadan önce şöyle soğanlarla ve salçayla kavurursanız daha lezzetli olacaktır. İlaveten bu tarz sebze yemeklerine kıyma ilavesi de yapabilirsiniz. Daha lezzetli, daha besleyici olacaktır. Ama biz sebze yemeklerinde çok et tercih etmiyoruz. Çok damak tadımıza hitap etmediği için et ilavesinde bulunmayacağız. Şimdi şöyle üzerini 2-3 parmak geçecek kadar şöyle su ilave ediyoruz. Ama suyumuz sıcak olacak. Şöyle ben bir tur karıştırayım. Bakayım çok da fazla gelmesin suyu. Çünkü sebze de pişerken suyunu salacak. Şöyle biraz daha katsam olacak gibi. Neyse, ona biraz pişerken, pişme sırasında da karar vereceğim. Şimdi şöyle 2 çay kaşığı tuz. Ocağımızın altında biraz orta ateşe alayım kaynamayı görünceye kadar. Şöyle 1 çay kaşığına yakın karabiber ve birkaç damla da limon suyu. Bakın, bütün bu adımları izleyerek yaparsanız yemeğinizi, karnabaharı hiç sevmeyenler bile karnabahar yemeğini sevecektir, tüketecektir. Bu şekilde çok mis gibi kokulu, çok güzel oluyor. Evet, şimdi kaynamayı gördükten sonra kısık ateşe alıyorum ocağımı ve yavaş yavaş karnabaharlarıma bir çatal saplayarak kontrol edebilirim. Piştiğine emin olup, yani yumuşamayı görünceye kadar pişirmeye devam ediyoruz. Evet, karnabahar yemeğimiz pişti. İsterseniz şöyle servis kabımıza da alalım. Bakın, mis gibi kokuyor. Siz de eğer gerekli adımları izlerseniz, karnabahar yemeğine karşı birçok insanın genelde ön yargısı vardır. Çok sevilmeyen bir sebze yemeğidir. Ama zaten görünüşünden de belli olacağı üzere, hani akciğer şeklinde. Akciğerlerimize çok faydalı. Özellikle bu dönemlerde tüketmemiz sağlığımız açısından çok faydalı olacaktır. Şöyle şu şekilde ben servis kabıma da aldım. Afiyet olsun.